Evet merhabalar sevgili Başak burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum umarım çok iyisinizdir bugün 25 Kasım bir Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım şimdiden hepinize çok güzel hayırlı uğurlu mutlu bir hafta diliyorum şu aralar baktım burçların fincanları böyle okkalı yani tutuyor. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Ay arkadaşlar, şunu şöyle baktığım zaman sanki burası, şöyle yapınca o görüntü kayboldu ama ilk açtığımda sanki burada böyle çok e, hani ayağı koyma yeri çok e, uzun olan, tabanı çok uzun olan bir topuklu ayakkabı gibi bir şey gördüm. Açık söylemek gerekirse, bu özellikle iş hayatını, para kazanabileceğiniz her alanı anlatıyor eğitimde kurstu eğit öğrenme hani bir şeyler belki öğreniyorsanız ona göre iş yapacaksanız bu tarz şeyleri ya da herhangi bir yerden gelebilecek para olaylarınızı anlatıyor ve bu açılardan sizi kıskanan birisi olduğunu ifade ediyor yani birazcık iş ve para konusundaki kıskanç insanları ifade eder. Bir de bakın burada geçmişte bir şeyler var ve artık bunları içinizden dışarıya taşırdığınız bir dönemdesiniz. Yani bazen bazı olaylar bir insanı geçmişte sıkıştırıyor. Konusu açıldığı zaman geriye kaçabiliyorsunuz. Veyahut da ay çok kötü bir tecrübeydi. İlişki olsun, iş olsun, eğitim ya da başka bir şeyler olsun. Şimdi arkadaşlar, o olayları unutturacak bir şey olabilir. Kötü ilişkinizi unutturacak yeni bir ilişki. O başarısızlık hani olarak düşünülen bir şey varsa Demek ki onun üzerine örtebilecek başka bir başarı gelebilir. Bakar mısınız içinize? Ne kadar güzel. Yani şurada hanenizin içerisine resmen ay doğmuş... Ve bütün sıkıntıları arkaya atmışsınız. Geride bırakıyorsunuz. Bu da sizin bakın önünüzü açmış. Görüyor musunuz? Yukarıdan çok güzel bir şeyler geliyor. Hem kendi yolunuzda ilerliyorsunuz hem de bakın beklemediniz. Yolunuz yok buraya doğru. Yolunuzun olmadığı yerden. Yani herhangi bir çok yoğun bir şekilde emek, çaba sarf etmediğiniz ya da yo böyle bir şey beklemiyorum. Dediğiniz alanlardan bir şeyler gelip yar satılmasını beklemiyorum. Evlenmeyi beklemiyorum. İşte tatile gitmeyi, bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Siz düşünmüyorsunuzdur ama birisi plan Onların içerisinde sizi dahil eder. Ay gel hadi şuraya gidelim hadi gel şimdiden yazı yani yaz mevsimine şöyle bir şeyler yapalım. Şu tarihte şöyle bir şey var. Yani gidelim mi edelim mi yapalım mı düşünür müyüz? E, i̇ş teklifi gelebilir başka bir şeyler olabilir. Hani biraz daha böyle spontane gelişen olaylar kendisini gösterebilir ama gene de kendi yolunuzda gayet güzel ilerliyorsunuz. Yani buradan aşk geldi, başka bir şeyler ortaya çıktı diye buradaki işinizi, gücünüzü, kariyerinizi ya da olaylarınızı bırakmıyorsunuz. O açıdan yani bayağı tutarlı aslında bir süreçtesiniz diyebilirim. Devam ettiğimde arkadaşlar burada böyle yavru bir köpek suratı var. İsmini unuttum yani. Sintsu muydu? Bir tane böyle Çin köpeği var. Ona çok benziyor. Şimdi ne olursa olsun sonuçta bu bir köpek ve köpek eşittir dosta anlatır. Ee, yani köpeklik yapmak değil. Burada köpeğin dostluğunu, sadıklığını ifade eder. Yani anlamı budur. Ve sağ tarafta olduğu için bir arkadaşınızın dostumdur, dibimi yani dibimdeki bir insandır ee, diyerek güvendiğiniz kim varsa isterseniz ailenizden birisi olsun, isterseniz hani hane dışından bir insan olsun fark etmez. Bu insan arkadaşlar bakın alnının ortasından bir yol çıkmış ve sizi sizden daha fazla düşünerek ya Başak burcu acaba şöyle mi yapsak ya da ben böyle yapsam hani senin işine yarar mı ben sana şu kadar para versem işini görür mü e, ya da hani yapacaksam biz de gelelim biz de sana yardım edelim hani belki yükünü hafifletiriz ister misin e, yani böyle e, iyi niyeti olan bir insan var ve dediğim gibi sizi çok düşünüyor. Diyeceksiniz aa benim eşim, aa benim çocuğum, aa benim annem, babam, kardeşim. Belki böyle bir ya da çok samimi bir arkadaşınız varsa ve bir derdinizi ona anlattıysanız arkadaşım ben senin derdini düşündüm ve böyle bir çözüm buldum. Hani ne dersin diyebilir böyle bir hani gerçek dostluk görebileceğiniz hani en azından tavsiye olarak size bir şeyler söyleyebilir. Devam ettiğimde burada bir köprünüz var ve köprünüzün altında onu dayandırdığınız bir şey var. Hani bir süreç olabilir, bir yolunuz olabilir, bu bir sütun olabilir ve buradaki bağlantıyı köprüyü sağlıyor. Şimdi bu köprü ne olabilir? Bir, iş görüşmeleriniz işte belki avukatla görüşüyorsunuz, doktorla bir şeyler görüşüyorsunuz, partner var, aşk görüşmeleri var, başka bir şeyler ayarlıyorsunuz, dediğim gibi işti de başka şeyler olabilir veya uzaktaki bir insanla hani bir sohbet başlatabilirsiniz ve bunun alt arkadaşlar doluyor. İşte uzak mesafe ilişkisi ya da görüşmüyoruz. Ben geleyim. Bakın hop ne oldu yol. Ya da e, burada iş mi ayarlayacaksınız bu karşılıklı olan şey iş mi? O zaman sizin burada o giden şey bu işe dair olan süreciniz, eğitim süreciniz, işte kariyer süreciniz gibi bir süreç olabilir. Veyahut da dediğim gibi bu ilişkinizi taçlandırdığınız belki de bir dayanak işte e, ailelerin tanışması, yüzüklerin takılması, bilmem ne yapılması, bebek olması ya da birbirinizi karşılıklı olarak varsa bir sıkıntınız affediyor olmanız. Yani bir şeyleri de sağlamlaştırdığınız bir dönemdesiniz. Hani üç şeyden bahsettim çok havada kalmasın diye bu şekilde söyledim ki siz kendinize göre alabilirsiniz. En azından deyin ki aa güzel en azından beni bir yerden başka bir alana taşıyacak olan, mutsuzsam beni mutlu yapacak olan, param yoksa para getirecek olan sorunlarımı çözecek olan arada en azından bir iletişimli bir köprüydü bir bağlantı bir iletişim demek ki arada var diyebilirsiniz. O açıdan çok güzel görünüyor. Ve bugün için kurduğumuz iletişimler ilerleyen dönemlerde bir tanesi de henüz açılmamış bir sandık. Yani büyük bir şans getiriyor. Bir de arkadaşlar bir kağıt işi. Eğitimden tutun da imza, internette gördüğünüz kağıtlar yani sayfalar, elinize geçebilecek kağıtlar, kağıt paralar, diplomadır, şudur budur yani birçok şey söz konusu olabilir. Bu açılardan da çok şanslı görünüyorsunuz ama bugün yaptıklarınız dediğim gibi ileriyi düşünerek de biraz yapıyor Biraz ruh hali değişimleriniz yoğun olabilir. Yani sabah çok sinirliyken öğlene doğru kahkaha atabilirsiniz. Akşamüstü de duygusallaşıp gece yatarken tekrar sinirlenebilirsiniz. Yani böyle bir çok fazla ruh hali değişimi yaşıyorsunuz. Ya da bir gün önce sevmediğiniz şeyi ertesi gün sevmeye başlayabilirsiniz. Böyle bir ruh hali değişimini anlatıyor ve burada arkadaşlar bir erkek durumu söz konusu. Muhtemelen bir terazi burcu olabilir ya da yay ama daha çok terazi olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyle arkadaşlar bakın sizin bir ayağınız var. Yani gidebilirsiniz. Çok uzun bir yolculuk değil. Biraz daha kısa süreli hani gidip mesela orada yaşayacaksanız evet ama çok uzakta gözükmüyor. En azından hani belki uçakla belki otobüsle gidildiğinde ya da arabayla gittiğinizde yakın bir mesafe olabilir. Birkaç saatte gidebilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar gidersiniz 2-3 gün kalırsınız 5 gün kalırsınız geri gelirsiniz. Biraz daha böyle bir yolculuk olayınızı dediğim gibi anlatabilir ve hani bu burçtaki bir kişiyle sizin daha önceden kapanmış olan bir yolunuz var bakın. Bir şey kapatmış önünüzü. Eğitiminize devam edemediniz. Aşk devam etmedi ya da başka bir şey tam böyle iyi gidiyordu. Yarım kaldı öldü bitti gitti. Şimdi tekrardan bir şeyleri denediğiniz bir şeyleri ya bir de gel senle deneyelim. Bir de gel beraber bir daha bir başlayalım bakalım. Hani o eski sen değilse e o eski ben de ben değilim. Ben de değiştim sen de değişti. E gel bir daha deneyelim. Tarzı bir durumunuz olabilir. Ve bayağı da hani bir konuşma durumunuz gözüküyor. Karşı taraf yalnız çok eril enerjide. Yani siz burcunuz itibariyle evet dişilsiniz sevgili arkadaşlar. Karşı tarafta bayağı eril. Yani burç olarak söyleyeyim. Karakteristik olarak da olabilir. İlla ki erkektir değil bu. Ama eril enerjide kim olabilir? Koçtur, ikizlerdir, aslandır, terazi olabilir zaten söyledim. Yay ya da kova olma ihtimali de var. Şimdi bayağı bursaydım. Çok fazla kağıt 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 yani sürekli resmi bir şeyler olmasını bekliyorsunuz. Resmi açıdan işe gireyim sigortam maaşım bordrom sınavlarım eğitimim hastane kağıtlarım internette yazdığım maillerim işte e, mahkemeler yok işte birisi askere gidiyor işte birisi var cezaevinde o çıkacak yok şunun kağıdı yok bu evraklar var. Yani çok fazla bunlarla haşır neşir olma ya da belki sınavlarınız var bilemiyorum ama kendinize göre alın çok evrak çok fazla kağıt gündeminiz var gibi gözüküyorsunuz üzerinizde bir ağırlık var arkadaşlar bakın o alanı yavaş yavaş temizlemeye başlamışsınız. Özellikle de arkadaşlar ayın 29'u ile birlikte biraz daha rahatladığınızı, bir şeyleri geride bıraktığınızı fark edebilirsiniz. Buraya geliyorum. Burası sağ taraf ve çok çok şey yani kalabalık gözüküyor. Ee, genellikle böyle kalabalık varsa düğündür, bir şeylere davet edilmedir ya da siz birilerine belki davet ediyorsunuz bir yerlere. Bu şekilde bir olayınız olabilir ya da dediğim gibi davet edilebilirsiniz. İşte bin kişiyi çağırıyorlardı, yüz kişi seçiliyordur. Böyle bir kalabalık içerisinde olma ihtimaliniz var ya da arkadaşlar... Zihninizde bir sürü insan var. Belki de hani dedim ya bir ruh hali değişiminiz gözüküyor. Bunun sebebi de aynı anda aklınızda birçok insanı düşünüyorsunuz. Sabah kalkarken ben kendim çocuğum, eşim, partnerim hemen ona yazmalıyım. Hemen çocukları giydirip kendimi giydirip şuraya gitmeliyim. Ay işteki insanlar böyle yok arkadaşım yok annem babam şu bu. Yani belki başka şeyler de var. O kadar çok şey düşünüyorsunuz ki. Bir de herkesin bakın sağ taraftalar herkesin iyiliğini düşündüğünüzü söyleyebilirim. Onun haricinde genel olarak baktığım zaman ne görüyorum? zamanında gene iptal her şeyiniz iptal olmuş sizin zamanında iptal olmuş bir şeyde arkadaşlar tekrar bir yükseliş var ama inişli çıkışlı biraz süreç geçirebilirsiniz daha sonraki süreçte biraz daha olumlu şeyler duy, duyma dönemine girebilirsiniz çok fazla insan var şu koyu renklere baktığınız zaman yani full insan göreceğinizi söyleyebilirim. Bir de sizin beklediğiniz bir ilahi adalet olayı var. Sanki hiç gerçekleşmeyecek gibi geliyor. Hani bana kötülük yaptı hiçbir şey olmadı. Yani 12 sene geçti, 20 sene geçti. Hiçbir şey olmadı onlara. Şimdi bu ilahi adalet olayı biraz bu haftayla birlikte kendisini gösterebilir. Dediğim gibi çok samimi ilişkiler var. O yüzden işiniz, gücünüz, aşk görüşmeleriniz falan bayağı iyi gidebilir. Bir yerde belki konuşmanız var. Bir şey anlatıyor olacaksınız. Kendinizi belki bunlara hazırlıyor olabilirsiniz. Bazen insan ailesini karşısına alıyor. İlla ki bu kadar 10 kişi olmasına gerek yok. 2 3 kişi karşısına alıyor diyor ki mesela yemek arasında işte ben şöyle şöyle bir şeyler yapacağım ne düşünüyorsunuz? Yani belki siz evde 10 kişi yaşıyorsunuz ya da 10 kişinin fikri sizin için çok önemli. Gidiyorsunuz teker teker soruyorsunuz. Ben böyle bir şey yapacağım. İşte şu insanla evleneceğim. Böyle bir şey düşünüyorum. İştir, aşktır, kariyerdir veya başka bir şey, eğitiminizdir. Sağlık açısından bir şey düşünüyorsunuz. O yüzden gidip bir sürü doktor geziyorsunuz belki. Bir sürü insanla bir şeyler. Paylaşıyorsunuz olabilirsiniz dediğim gibi burada e, yine var bir sürü insanlar ve bir de arkadaşlar sizin e, içiniz içten içe beklediğiniz bir çıkış noktası var yani size bir para gelsin siz bir anda yükselin Niye böyle bir şey söyledim? Burada çünkü bir tavuk var. Tavuk maddi açıdan bir yükselişi anlatıyor. Zaten dişiyle inersiniz. Size gelmesi çok çok normal. İşte çocukların bir evlensin rahatlayayım. Bana evlenme teklif etsin rahatlayayım. Bir çocuk olsun rahatlayalım. Ya da ben ona teklif edeyim de rahatlayalım. Yani sürekli olarak bir yerden bir para gelsin. Bir yerden bir bir şey olsun. Bir yerden bir şansınız dönsün. Bir yerden bir bir şey olsun diye ya da bir şekilde gelsin ve benden özür dilesin. Ağlasın zırlasın. Ee, biraz da ben keyfini süreyim. Yani böyle bir Sürekli bir şey olsun, bir şey ol, e, olmalı ve hayatımda bir şeyler değişmeli diye sanki bir beklenti durumunuz var. Belki diyeceksiniz, evet gerçekten çok çok beklentim var. Yani sadece kendim için değil, çoluk çocuğumdan da çok şey bekliyorum. Hani işidir, gücüdür, partnerdir, anne babadır, mal var, satılacak, gideceğim yer var, kağıt gelmesini bekliyorum. Belki ondan da böyle görünüyor. Olabilir ve dediğim gibi çok kalabalık ve bir de arkadaşlar sevmediğiniz insanların bile size doğru bir dönüş olma ihtimali var. Aşkta da biraz daha şanslı olduğunuz en azından kalbiniz kırıksa bunun onarılmaya çalışılındığı diyeyim bir hafta. İki tane güzellik birden akıyor arkadaşlar. Bir tanesinde böyle çok sert durmanız, çok dayanıklı, çok dirayetli olmanız gereken bir olay var niyetinizle ilgili. Yani öf bıktım sıkıldım deyip belki çekilebileceğiniz bir şey değil. Çünkü belki çok büyük para yatırıyorsunuz. Çok büyük bir şey. O yüzden biraz böyle ıı, dirayetli olmanız önemli olabilir. Diğer ikisi de arkadaşlar e, yine belki hani çok uzun bir zamanı düşünerek belki şimdiden seneye bilemiyorum. Temmuz ayında olacak. Bir şeyi düşünüyorsunuz. Şimdiden Nisan ayını düşünüyorsunuz. Haliyle biraz yavaş akışlar olabilir. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde ve çok meraklılar var. Yani ne yaptın, nasıl yaptın, sen nasıl gittin, nasıl geleceksin, nasıl edeceksin? Var mı bir şeyler? Yani böyle çok meraklı insanlar var. Belki sizin sevdikleri için merak ediyor olabilirler. Seveniniz de merak ediyor, sevmeyeniniz de merak ediyor. Benim söyleyeceklerim dediğim gibi bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.